İşte karşınızda parlayan yıldız, Aslı Bekiroğlu. Genç yaşına rağmen büyük başarılara imza atan bu yetenekli sanatçı, kısa sürede herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Aslı, genç yaşta müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. İlk albümüyle büyük beğeni topladı ve müzik listelerinde üst sıralara yerleşti. Enerjik şarkıları ve sıcakkanlı tavırlarıyla kısa sürede herkesin sevgilisi oldu. Konserlerinde binlerce hayranını coşturdu ve sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettirdi. Sosyal medyayı da çok iyi kullanan Aslı, paylaşımlarıyla hepimizin dikkatini çekiyordu. Instagram ve Twitter'da milyonlarca takipçisi vardı ve her paylaşımı büyük ilgi görüyordu. Ama hayatının akışı hiç beklenmedik bir olayla bambaşka bir hal aldı. Bir gün, özel hayatına dair görüntüler internete sızdırıldı. Bir anda herkes Aslı'yı konuşmaya başladı. Sosyal medya bu olayla çalkalanıyordu ve herkes bu görüntüler hakkında yorum yapıyordu. Çünkü hakkında çıkan özel görüntüler sosyal medyada adeta yangın gibi yayılıyordu. Bu görüntüler, Aslı'nın özel hayatını gözler önüne seriyordu. Bu olay, Aslı Bekiroğlu ifşa olayı olarak hafızalara kazındı ve magazin dünyasına bomba gibi düştü. Gazeteler ve televizyonlar bu olayla ilgili haberlerle dolup taştı. Aslı, bu olay karşısında sessiz kalmadı. Hemen bir basın açıklaması yaparak bu durumu kabullenmediğini ve hakkını arayacağını belirtti. Yaşadığı şoku ve üzüntüyü açıkça dile getirdi ve hakkını arayacağını söyledi. Bu olayın kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Ancak, ifşa olayının yarattığı etki kolay kolay silinecek gibi değildi. Toplumun ve medyanın tepkisi çok büyüktü ve Aslı bu durumla başa çıkmak zorundaydı. Hem iş hayatı hem de özel hayatı altüst olmuştu. Kariyerinde büyük bir darbe almıştı ve özel hayatında da zor günler geçiriyordu. Peki, bu olay nasıl olmuştu? Bu sorunun cevabı hala merak ediliyor ve olayın perde arkası araştırılmaya devam ediliyor. Şok edici iddialar, ifşa olayının perde arkası. Bu olay, gündeme bomba gibi düştü ve herkesin dilinde. Aslı'nın özel hayatına dair görüntülerin nasıl ortaya çıktığı hala gizemini koruyor. Bu görüntüler, Aslı'nın mahremiyetini ihlal eden bir skandalın parçası. Kimileri, Aslı'nın eski sevgilisinin bu işi çevirdiğini düşünüyor. Eski sevgilisiyle yaşadığı tartışmaların ardından bu görüntülerin sızdırıldığı iddia ediliyor. Kimileri ise, telefonunun ele geçirildiğini ve görüntülerin bu şekilde çalındığını iddia ediyor. Teknolojik güvenlik açıkları, bu tür olayların yaşanmasına zemin hazırlıyor. Henüz net bir bilgi yok. Polis araştırmaları devam ediyor. Yetkililer, olayın arkasındaki kişileri bulmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ortaya çıkan görüntülerin içeriği hakkında da çeşitli söylentiler dolaşıyor. Herkesin bir fikri var, ancak doğrular henüz ortaya çıkmadı. Ancak, bu tür ayrıntılara girmek hiç doğru değil. Bu tür olaylar, insanların hayatlarını olumsuz etkileyebilir. Önemli olan, Aslı'nın özel hayatına saygı duymak. Herkesin mahremiyetine saygı göstermek, toplumsal bir sorumluluktur. İfşa olayının hemen ardından sosyal medyada büyük bir kargaşa yaşandı. İnsanlar, bu olay hakkında çeşitli yorumlar yaparak tepkilerini dile getirdi. Bazı kişiler Aslı'ya destek mesajları gönderirken, bazıları da onu eleştirdi. Sosyal medya, bu tür olaylarda hem destek hem de eleştiri platformu haline geliyor. Hatta, bazıları olayın Aslı tarafından bilerek yapıldığını bile iddia etti. Bu tür komplo teorileri, olayın daha da karmaşık hale gelmesine neden oluyor. Ancak, asla unutmamamız gereken bir şey var. İfşa etmek suçtur. Bu tür eylemler, ciddi yasal sonuçlar doğurabilir. Bir kişinin izni olmadan özel hayatına dair görüntüleri paylaşmak, hem ahlaki hem de yasal olarak kabul edilemez. Bu tür olaylar, toplumda büyük bir infial yaratır ve kişilerin hayatlarını derinden etkiler. Melis İşiten'in programı, Cesur Açıklamalar ve Yankıları. İfşa olayının yankıları sürerken, ünlü sunucu Melis İşiten'in programı gündemi sarstı. Aslı'nın yakın arkadaşı olan İşiten, canlı yayında olayla ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. İşiten, Aslı'nın zor günler geçirdiğini ve olayın arkasında başka kişilerin olduğunu ima etti. İşiten'in açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimileri İşiten'i cesaretinden dolayı tebrik ederken, kimileri de bu açıklamaların olayı daha da büyüttüğünü savundu.
IŞİD'in açıklamalarının ardından tüm gözler Aslı'ya çevrildi. Herkes Aslı'nın bu iddialara ne cevap vereceğini merak ediyordu. Aslı ise sessizliğini korudu. Avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada soruşturmanın sürdüğünü ve bu süreçte medyaya konuşmayacağını belirtti. Aslı'nın bu tavrı bazı kişiler tarafından gizemli bulundu. Kariyer sarsıntısı, ifşa olayının olumsuz etkileri. İfşa olayı, Aslı'nın kariyerinde de derin yaralar açtı. Birçok marka, Aslı ile olan reklam anlaşmalarını iptal etti. Konserleri iptal edildi. Hayranları arasında bile hayal kırıklığına uğrayanlar oldu. Aslı, ifşa olayının ardından zorlu bir süreçten geçti. Psikolojik olarak çok etkilendi. Kendini toparlamak için bir süre gözlerden uzak bir hayat sürdü. Ancak müzik aşkı onu hiç bırakmadı. Yeni şarkılar yazmaya devam etti. Aslı, ifşa olayının ardından ilk kez bir röportaj verdi. Röportajında yaşadığı zorlukları anlattı. Kendini yeniden bulduğunu ve müziğe daha da sıkı sarıldığını söyledi. İfşa olayının ardından Aslı'ya gelen tepkiler ikiye bölündü. Bir grup, Aslı'ya destek oldu. Yaşadıklarının bir kadın olarak çok zor olduğunu ve özel hayatına saygı duyulması gerektiğini savundu. Diğer grup ise Aslı'yı eleştirdi. Ünlü olmanın bir bedeli olduğunu ve daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Aslı, bu süreçte hem destek hem de eleştiri mesajları aldı. Destek mesajları ona moral verdi. Eleştirileri ise dikkate alarak ders çıkarmaya çalıştı. İfşa olayı Aslı'nın hayatında bir dönüm noktası oldu. Bu olaydan sonra Aslı daha temkinli davranmaya başladı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Yeni bir başlangıç, Bekiroğlu'nun gelecek planları. Aslı, ifşa olayının yaralarını sarmaya çalışıyor. Müziğe olan aşkı ona bu zor günlerde güç veriyor. Yeni şarkılar yazıyor, stüdyoda çalışıyor. Yakında hayranlarıyla buluşacağı yeni bir albüm çıkarması bekleniyor. Aslı, sadece müzik kariyerine odaklanmış değil. Aynı zamanda, sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyor. Kadın hakları ve dijital şiddete karşı farkındalık yaratmak için çalışmalar yapıyor. Aslı, yaşadığı zorlu deneyimleri, topluma faydalı bir amaca hizmet etmek için kullanmak istiyor. Gençlere, özellikle de genç kızlara, dijital dünyanın tehlikeleri konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Toplumsal duyarlılık, ifşa kültürünün sorgulanması. Aslı'nın yaşadığı ifşa olayı, Türkiye'de ve dünyada giderek yaygınlaşan ifşa kültürünü bir kez daha gündeme getirdi. İnsanların özel hayatlarına dair görüntülerin, izinleri olmadan internette paylaşılması, ciddi bir sorun haline geldi. İfşa kültürü, sadece mağdurların hayatını karartmakla kalmıyor, aynı zamanda toplum ahlakını da zedeliyor. İnsanlar arasındaki güveni sarsıyor. İletişim ve ilişki kurma biçimlerini olumsuz etkiliyor. Bu nedenle, ifşa kültürüne karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Hukuki düzenlemeler yapılmalı, dijital okuryazarlık seviyesi artırılmalı ve toplumsal farkındalık kampanyaları düzenlenmeli. Dijital güvenlik, kişisel verilerin önemi. Günümüzde dijital dünyada güvenliğimizi sağlamak her zamankinden daha kritik. Aslı'nın ifşa olayı, dijital güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tür olaylar, kişisel verilerin korunmasının ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Günümüzde, hemen hemen herkesin özel hayatına dair bilgiler dijital ortamlarda saklanıyor. Fotoğraflar, mesajlar, finansal bilgiler ve daha fazlası dijital dünyada yer alıyor. Bu bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi, telafisi zor sonuçlara yol açabiliyor. Kimlik hırsızlığı, mali kayıplar ve itibar zedelenmesi gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, herkesin dijital güvenliğine çok dikkat etmesi gerekiyor. Güçlü şifreler kullanmak, şüpheli bağlantılara tıklamamak ve sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını yapmak gibi basit önlemler, dijital güvenliğimizi sağlamada büyük önem taşıyor. Ayrıca, iki faktörlü kimlik doğrulama gibi ek güvenlik önlemleri de alınmalı. Ayrıca, dijital platformların da kullanıcıların verilerini korumak için daha fazla çaba göstermesi gerekiyor. Güvenlik açıklarını kapatmak,
kullanıcıları bilgilendirmek ve düzenli güvenlik güncellemeleri sağlamak, veri ihlallerine karşı etkili önlemler almak, bu konuda atılabilecek önemli adımlar arasında yer alıyor. Dijital dünyada güvenliğimizi sağlamak için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Geleceğe bakış, Aslı Bekiroğlu için neler bekliyor? Aslı, ifşa olayının ardından kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Müzik